Herkese merhabalar. Tata Steel turnuvasında bildiğiniz gibi veya çoğunuzun bildiği gibi Carlsen hiç iyi gitmiyor. Arka arkaya iki oyun kaybettikten sonra raporta karşı kazandı. Ama raport çılgın fedalar yaparak Carlsen'e galibiyet için açık davetiye vermiş oldu bir anlamda. Şimdi ise sonraki turda oynadığı Karuana oyununa bakalım. Carlsen siyahlarla oynuyor ve İspanyol açılışı. Karlsen kazanmak için daha önce Sicilya savunmasını denemişti ama bu sefer sağlam e4'e e5 hamlesinde karar kılmış gözüküyor. Fil e7, kale e1 sonrasında b5 fil b3. Rook. Şimdi marşalata davetiye. Neden mi? Beyazlar standart c3 hamlesini yaparsa siyahlar d5'te piyon feda edecek ve burada siyahların feda ettiği piyona karşı güçlü bir oyunu vardır. Vezirlerle, fillerle, atlarla saldıracak. Karavana buna izin vermiyor ve kaçınma devam yolunu uygulayarak A4 sürüyor. Elbette tehdit AB5'te arkadaki kaleyi almak. B4 hamlesi ilginç kapattı orayı. Şimdi beyazın A5 hamlesi de ilginç. Bu hamlenin iki anlamı var. A6 piyonunu beyaz kareye sabitledi. Fil C4'ten vezir E2'den çok ileride A6 piyonuna baskı kurabilir. Veya durma göre fil a4 ile fil devreye girebilir ve dahası kale a 4ten de oyuna girebilir. Siyahlarla d6 oynuyor. Kalsen c3, kale b8, h3, a 6 ve şimdi d4. Bakın d4 sürüşünü a 3 ile fil g4'ü engelledikten sonra yaptı Karoana. bc, bc sonrasında şimdi e alır d4 ve at alır d4 ile Merkeze atını getirmeyi tercih etmiş Karoana Fil D7 hem gelişim hem C6'daki atı korudu. Fil F4 gelişim, at E5 ve at A3. Görüyorsunuz Karoana'nın bir buçuk saati var. Kalsen ise 15 dakika harcamış 30 saniye arttırmaları saymazsak. Kale E8 sonrasında Fil G3 ilk kez Karoana 23 dakika düşündü burada. Fil F8'den sonra şimdi... F-4 ile merkezden saldırıyor. Karuana merkezdeki atı tempoyla kovalıyor. Karsen at C6 kaçıyor hemen fazla vakit harcamamış. Ve şimdi Karuana e sürüyor. Bakın 1 saat 3 dakikadan 55 dakikaya düştü. Karuana iyice inceleyerek E5'ini yapıyor. Fakat Karsen'in cevabı otomatik D alır E5 vakit kaybetmeden. F alır E5'e yine Karsen at alır D4 yapıyor vakit kaybetmeden. Buradan şu sonucu çıkartıyoruz. Karsen Karuana e sürmeden önce düşünürken Karsen hesaplamalarını yapmış. At alır D4, C alır D4'ten sonra Karuana'nın 56 dakikası kalmış durumda. Karsen 1 saat 8 dakikaya sahip. Şimdi Karuana'yı psikolojik olarak yıkan hamleyi yapıyor Karsen. Çünkü bu hamleyi yaptığında Karuana anlıyor ki hesaplamaları yanlış veya yetersizmiş. Şu anda Karuana'nın beklediği çok önceden F4 sürerken, E5 sürerken beklediği bu atın kaçması. At tehdit altında D5'e gidemiyor. Fil bakıyor, E4'e gidemiyor. Kale bakıyor. Ataş Yedi'ye gidince Karuana ciddi bir üstünlük elde etmiş olacaktı. Merkezdeki piyonları ve atın tahtının kenarında kalması sayesinde. Fakat işte şimdi Karsen'in Karuana'nın oyununu bozan karşı saldırı hamlesi geliyor. Bir röportajında Karsen özellikle 2-4 hamlelik hesaplamalarda çok iyi olduğunu söylemişti. Uzun hesaplamalarda iddialı değilim. Ama 2-4 hamle arasında çok iyi den de farklı bir ifade kullanmıştı. Mükemmelime yakın bir ifadeydi. Yani çok doğru analiz ediyorum demişti. İşte bunu yine bu oyunda sergiliyor. Fil C6 ünlem. Atı kaçmak yerine bir karşı saldırı hamlesi. Ve bence Karuana'yı yıkan hamlede, psikolojik olarak yıkan hamlede bu. Şimdi olay nedir? Atı alırsa kaleyle kaleyi alacağız vezirle alırsa fil boşta. Fille alınca hamleye bakın şimdi. Kale alır B3. Vezir B3'e vezir alır D4. Şah ve A1'deki kaleyi alarak Karsen çok üstün konuma geçiyor. İşte bu varyantı Karsen bakın tam bu aşamada Karuana ebe sürüşünü düşünüyordu ya vakit harcadı epey. Burada hesaplamış Karsen tık tık ve karşı saldırı hamlesi. Hiç kolay değil. Hele hele Karuana'nın ebe sürerken düşünmesi kolay değil. Ama ne arayacağınızı bilirseniz taşlar arasındaki isteme koruma ilişkisini iyi kurarsanız tabi bu özel bir örnek ama çok kuvvetli hamleleri bulmak hiç zor olmayabiliyor. Fil C6 ünlem ama bu konum istisna gerçekten. Çok çok zor bir konum. Çünkü çok ileride taktik vuruşlar var. Ta ebe sürdüğünde A1'deki kalenin boşta olduğunu fark etmelisiniz. Şimdi fil C2 çift soru gelmiş. İşte Karuana'nın yıkıldığı an burada bu hamleyi görmeyince belli ki morali bozuluyor. Ve hatanın ardından daha doğrusu aslında beklemediği bir şey olduğu anda oyuncular sıklıkla hata yapar. Fil C2 çift soru geliyor. Bunun yerine kale C1 hamlesi olabilirmiş fili istemek. Buradaki mesele şu fil C2 yapınca hareket eden her taş belli kayaların kontrolünü kazanırken belli kayaların kontrolünü kaybeder. Vezir D5 ile yine bir karşı saldırı hamlesi geliyor. Kalsen yine atı kaçmıyor. Karavana'dan inanılmaz büyük bir hata. Nasıl yaptı bunu? Çok şaşkınlık verici. Ama oyunda gerçekleşiyor. Vezir D5 ve oyun bitiyor. Evet, evet şu anda bilgisayarın ibresi eksi 3'ü eksi 4'ü gösteriyor. O kadar kötü bir durum. İşte bu sebepten hep söylüyorum günümüzdeki oyuncuların daha doğrusu eski oyuncuların artık Karsen'e karşı şansı yok. Karsen hem onlardan teknik olarak daha iyi, Karoana gibi, Nepo gibi oyunculardan daha iyi. Hem de psikolojik olarak onlara karşı bir üstünlüğü var. Eğer Karsen'i indirecekse gençler indirecek. Arkadan gelen gençler en büyük adaylardan biri de Nadir Bey Abdusattor'u. Vezir Debes sonrasında şimdi dümdüz mat istedi. İçinizden diyeceksiniz ki bu ne kadar basit bir hamle. Nasıl da görmüyor bunu. Evet görmeyince görmüyorsunuz. Şimdi vezir D2 yaparsa fil B4 şiş var. E, vezir E2 yapamıyor. Vezir D4 şah var. Kale E2 ile tutuyor. Kale E2 yapınca kale B4. Bu arada bir şey söyleyeyim. Burada Karsen vezir D5 yapmak için 4 dakika harcamış. Çok basit hamle. Neden 4 dakika harcıyor biliyor musunuz? Şaşkınlıktan bence. Karuana nasıl böyle bir hamle yaptı diye anlamaya çalışıyor. Acaba arkasında bir şey var mı diye düşünüyor. Vezir D5, kale 2, kale B4 sonrasında konum dökülmüş durumda. Çünkü göbekteki piyon, merkez piyon düşüyor. Fil F2 ile korumanın imkanı yok. Çünkü vezir G2 mat var. Kale D2 ile korumanın imkanı yok. Çünkü kale D4 saptırma var. Hep G2'deki mattan. İşte satrançlı ustalık kursu videolarında derslerinde de bahsediyorum. Baskı kurmak çok önemli. Şu durumda bakın taşların etkinliğine kale basıyor, vezir basıyor, vezir G2'ye basıyor, kale E5'e basıyor, fil destekli basıyor. Her yönden baskı var ve yıkım geliyor. Şaşkı oynamış. Beyaz taşlarla böyle duruma düşmek de inanılmaz kötü. At E4 piyon önde ve siyahlar bastırmaya devam ediyor. Taşları değişiyor elbette. Carlsen piyon önde. Fil çiftiyle oyun sonuna giriyor. Artık bir şey söylemeye gerek yok. At C4 sonrasında kale B8, kale C1'e kale B5. Çaresizlik piyonlar dökülüyor. Carlsen'in fazla bir piyonu var. Üstelik geçer. E6 yapmış. C7 almış karşılığında ama kale C5 fili kaçınca fil de 5'ten sonra terk etmek zorunda kalmış. Neden mi? Atla oynayınca kayları değişecek. Fil B4'de bir piyon daha alacak. Evet iki yenilgiden sonra Kalsen muhteşem bir dönüş yapıyor. İki galibiyet ile zirveyi zorlamaya çalışacak. Yine de işi kolay değil. Abdus Sattarov 6 puanda. Kalsen ise 4,5 puanda. Arada 5 puanda veslivi ve Gride bulunmakta. Umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğeninizi esirgemezsiniz. Sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.